İlk durağımız Nursiyen bugün. Risk analisti Ali Berk Erel bizlerle birlikte. Ali Berk merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. İkinci yarıyı az sonra birlikte açacağız. Sizin kurumunuzda neler konuşuluyor ikinci seans öncesi gün ortasında? Evet, altınla başlarsak eğer jeopolitik riskler konusundaki endişelerin biraz azalması ve dolar baskısının yeterince hissedilmesi nedeniyle bugün açılışla beraber 1225-10 seviyesine kadar bir gerileme görmüştük. Ama sabah saatlerinde tekrar 1330 seviyesine doğru bir toparlanma oldu. Şimdi jeopolitik riskler konusunda endişeler tabii azaldı. Ama esas altının odağında çarşamba günü yapılacak olan FED toplantısı var. Ve toplantıdan çıkabilecek sonuçlar doğrultusunda altına sert hareketler görebiliriz. Ama gün içerisinde altını değerlendirirsek 1230 ve 1240 arasındaki seyrini koruyacaktır. Ve şimdi mesela bir de kur hakkında konuşmak gerekirse, kurda geçtiğimiz hafta başlayan bu yükselişin 2.21 seviyesinde bir kapanışını gördük Cuma günü. Ve bugün tekrar 2.22 seviyesinin üzeri aşıldı. Ve jeopolitik riskler konusunda sakin, fakat yine kur esas FED toplantısına odaklanmış durumda. Ve sert hareketler bekleyebiliriz. Ama gün içerisindeki harekete bakarsak 2.21 ve 2.22 arasındaki seyirin korumasını bekliyoruz. Peki, Nursiyen'den Ali Berk Erel'e teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. Kolay gelsin ikinci seansta diyelim.